Merhaba sevgili Birgün.net izleyicileri. Ee, her gün gündemi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir e, böyle karanlığın içine doğru çekildiğimiz bir dönemdeyiz. İki üç gündür bunları özellikle söylüyorum. Çünkü e, siyasi konuşmalardan, bu siyasi gündemden, içine hapsedildiğimiz bu ortamdan bunaldık hep birlikte. Tabii gündemden kopamıyoruz ama e, biraz da işte müzisyenlerle, sanatçılarla, yazarlarla, oyuncularla da artık programlar yapıp Umudumuzu da diri tutmaya çalışıyoruz. Bugün de çok sevdiğinize inandığım isyankar bir ses var yanımda. Müzisyen Hayko Cepkin bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bilmiyorum doğru mu tanımladım ama ben bu toprakların isyanının bir isyankar tavrının bir yansıması olarak da görüyorum. Yaptığın müziği de, tavrını tarzını da. Müzikin temelinde var çünkü rock müziğin temelinde zaten evet. isyan var. Evet ama yani her rock müzik yapan... İşte ben bunu tam anlamıyla içselleştiremiyorum örneğin. İşte o zaten müzik yapmamış <laughs> Peki şimdi gündem... yeni... <laughs> Peki. Rakımsı diyoruz. Rakımsı. Peki. Nasıl gidiyor? Bol bol üniversite konserlerinde e, görüyoruz seni. Üniversite ortamlarında görüyorduk. Hala görebiliyor muyuz? Onu da merak ediyorum tabii. Şimdi Çünkü yeni son dönüşü. geçtiğimiz beş sene içerisinde o kadar çok fazla üniversitelerde e, eskiden yapılan bu şenlik havası çok fazla kalmadı. Onun için biraz o düşüş var. Yani hmm. üniversitelerimizde. Ee, üniversite öğrencileri seni istiyor ama? İstiyorlar istiyor. ama işte sistem sonuç itibariyle üniversitenin orada o şenliği yapabilmesi için kendi ayırdığı bütçesinin içerisinde olmasını istediği isimler söz konusu olabiliyor. Üniversiteli gençlerin eskiden Seçim yaparaktan işte kim gelsin diye kendi aralarında oyladıkları isimler çok artık hala alınır. Yani öğrenciler oyluyor bir, birkaç isim seçiyor ama yönetim ya da rektör. Yok, işte yok pekan, diyor ki şu, şu gelsin bu gelsin falan. Onlar falan. gelmesin şu gelsin. Aynen. E şahaneymiş. Güzel. Çok güzel. <laughs> şey, çok e, bu güzel, harika güzel. bir haber. Harika bir haber Mehmet. Peki e, tamam üniversitelerde böyle bir durum var e, nasıl gidiyor peki e, bu çalışma hayatında nerelerde konser veriyorsun ya da verebiliyorsun? Bu ya, anlamda ülke sıkışmış ha. hissediyor musun kendini? Çünkü üniversite öğrencilerini önemsediğini de biliyoruz. E, biz yıllarca üniversitelerde festival özellikle Mayıs ayı yani Nisan'ın ortasından ve Mayıs ayı sonuna kadar süren bir şenlik dönemi vardı ki bizim o dönemler bizim 3,5 ay 2 ay 1,5 ay eve gidemediğimiz zamanlar oluyordu. Evet. E, turne dediğimiz dönemler gelirdi şenlik aylarında. E, şimdi öyle bir şeyimiz kalmadı. E, kendi ülke genelindeki mekanlarımız, işte kapalı alanlarımız, barlarımız ya da kültür merkezleri noktasında e, buluşuyoruz insanlarla. Hı hı. Bu anlamda bir sıkışmışlık var o halde. Yani kendini nasıl hissediyorsun? Bir üreten, müzik yapmaya çalışan ve bu müziği. Anadolu'ya her yere yaymaya çalışan bir müzisyenim. Yaptığım müzik var. tarzı itibariyle zaten hep sıkışık bir alanın içerisinde kendisine yer bulmaya çalışan Ama bir proje Ama çok güzel bir olduğunu. alan bulmuştum. Yani böyle hep araya girdik, <laughs> kaynak yaptık yani. Onun için ben o sıkışmışlık şeyini, hissiyatını başından itibaren bilirim. Hani çok e, ferah bir piyasanın içerisinde, klipleri durmaksızın yayınlanan, radyolarda durmaksızın çalıp da durmaksızın reklamı yapılan bir adam olmadığım için e, sıkıntı nedir? Yayınlanmamak nedir? Kendini nasıl o piyasanın içerisinde seyircilerine ulaştırabilirsin gibi sıkıntıları en başından beri yaşadığım için ben buna alışık bir adamım. Peki, e, hakikaten her de sevdiği bir isimsin. E, yeni coverlar mesela işte es, eski şarkıları coverlıyorsunuz. Çok da güzel beğeni topluyor. Böyle her insana bu müzikle, bu tarzla kabul gördün. Bunu neye bağlıyorsun? Çok mantıklı bir... Kabulu kabulü var aslında. <laughs> Her şey ilk önce baktığınız zaman tipiyle, şekliyle alakalı başlıyor. Öyle bir yargımız var evet. Türkiye'de Hikaye böyle başlıyor. Maalesef öyle. Ee, ama Türkiye'de benim hani kendi gözlemlerimle söyleyebileceğim şey bir projenin ayakta kalabilmesi için ilk önce şahsın kendi karakterine onay verilmesi gerekiyor. Hı hı. Şahsın karakteri konusunda onay alındığı zaman o kişinin ne tip bir müzik yaptığı ya da nasıl bir oyuncu olduğu falan çok fazla ilgilenir. Seviliyor mu, sevilmiyor mu? Hı -hı. netliği lazım. Ee, ben de çok karşılaşabileceğiniz bir şey. Mesela ebeveyniniz, anneniz, babanız, nenesi, dedesi işte vesaire yaş sınırı işte giden 70 dediğimiz noktada oğlanın o bağırmalarını duyamıyorum ama televizyona çıktığı zaman o bizimki oğlan çıktı bakalım ne yapacak diye <laughs> seyrediyorlar. Bu e, kendinizi doğru tanımlamak ve doğru anlatmaktan geçiyor. Her çıktığınız programda kendinizi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Size verilen 10 dakika süre varsa, 10 dakika süre içerisinde bile en hızlı şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz ve bu bitmeyecek bir anlatım süreci. Yani 20 sene oldu benim bu piyasada ayakta durmaya çalıştığım mücadelemin, yani müzikal mücadelemin yılı. Ee, 20 senedir anlatıyorum. Ee, ömrüm yettiği süre içerisinde de anlatmaya devam edeceğimi çok iyi biliyor. Hı hı. Bunun için anlattık çok iyi olur, güzel bir yere oturduk. Bundan sonra anlatmasak da olur diye bir kaide yok. Tam tersi, hep e, alttan gelen jenerasyonu da her seferinde yakalamanız için, her seferinde bunu anlatmanız, bunun bir görsel sanat olduğunu, bu işin e, aslında tiyatral bir öğeyi müziğinizin içerisine, birinci sanatın içerisine yerleştirip, müzikle görseli birleştirdiğiniz bir şey olduğunu, her görseli gördüğünüz şeyin e, sahneden indikten sonraki standart hayatının da aynı şekilde devam etmediğini, herkesin normal bir hayatı olduğunu da evet. insanlara anlatmanız gerekiyor. Yani dizide mafyayı oynayan adamın aslında mafya olmadığını, ama şimdi muyum? tecavüzcü Coşkun'la i̇şte, coş... işte o kötü karakterlerin teyzeler İşte adamın tecavüzcü olmadığını. Yani sokakta ee... gördüğünde çanta mantı indiriyorlar dış <laughs> i̇şte ya yani bu. Olmasına. Sen ee... nasıl böyle yaparsın diye içselleştiriyor bizim yurttaşımızda böyle bir taraf da var. Yani kötü ee... karakteri canlandırıyorsa böyle bir sokakta gördüğünde şöyle bir bakışlar falan aynen, oluyor. Aynen. Ama bunun yanı sıra mesela ben Kemal Sunal'da görmüşümdür o örneği de ve çok da üzülmüşümdür mesela. O insanlar hep güldürerek bir şeyler anlatmaya çalışan bir adamdı. Çok da ciddi biriydi Kemal Sunal. Ama mesela ne bileyim bizim eski spor kulübünün yanında sinema televizyoncuların buluştuğu bir dernek vardı. Orada ne zaman oradan içeriye girse yolda gözükse Kemal Şaban falan diye de onun o komikliğini onunla dalga geçercesine seslenen insanlar da oluyordu. Yani aslında belki de pek kıymetli yaklaşamıyoruz. Özlemli çok sevdiğimiz. Bu arada. Evet yani bu kadar sevdiğimiz bütün Türkiye kime sorarsan sorun. Ben sevmem diyebilecek bir tane adamı göremeyeceğiniz bir isimle bile sokakta herhangi bir şey olduğunda bu şekilde yaklaşan çapsızlıklar olabiliyordu, karşılaşabiliyorduk bu, yani. işte sanatçıya, oyuncuya vesaire adın ne adlandırılır, müzisyenlere. Yani ekran önünde gördüğü kişiyi sahiplenmeyle mi alakalı sence? Çünkü biz de mesela bazen çok güzel yorumlar alıyoruz. Bazen şöylesin, böylesin, iğrençsin falan filan. Evet. Yani kendilerini bizim bir anlamda her şeyimize karışabilecek pozisyon. Yani bu kadar kamuoyuna... Şu andan açık... bahsediyoruz yani. Şimdi mesela sosyal medya sebebiyle bu kadar çok ulaşılabiliyor. Eskiden böyle bir şey çok yoktu. Evet. Onun için insanlar sizi her dakika her saniye göremiyorlardı. Şimdi her saniye Fotoğraflarınızı, ev hayatınızı, işte kimlesiniz ne yapıyorsunuz, ne yaptınız, hobileriniz nelerdir falan her şeyinize kadar biliyorlar. Acayip değişikte bir, de bir da. Evet, acayip deşifre bir iş. durum var. Eski dönemlerde böyle bir ulaşım söz konusu değil idi. Bu sebeple gördüğü zaman ekstra bir kıymet de vardı işin içerisinde. O da bir gerçek. Yani mesela daha sosyal medyanın sosyal medya olmadığı dönemlere de denk geldiğim için birileriyle karşılaştığınız zaman haliniz, hatrınız sorulurdu önce. Şimdi ne yapıyorlar? Bir selfie çekebilir miyim? Yani <laughs> şimdi e, makina üzerinden yürüyoruz. Fotoğraf evet. makinesi, telefon üzerinden yürünüyor. E tabi teknoloji, tüketim toplumluluğu, her şeyin hızlanması, e, çok iyi dediğiniz bir şeyin birkaç hafta içerisinde aman eski, bunun gene niye çalıyorlar denebilecek kadar tüketim e, toplumun olması. Bir albümün 4 sene, 5 sene, 6 sene dillere pelesenk olduğu dönemlerden Altı ayda bir, üç ayda bir albüm çıkartılan bir pozisyona geldik. Ama bir yandan da hakikaten öyle üretimler var ki o üretimleri de biz böyle 3 sene, 4 sene, 5 sene sıkılmadan dinlediğimiz Kürt albümler de işte var. Yani tabii eskiden <laughs> daha farklıydı ama e, şu anda da bir hızlıca tüketilen e, malzemeler var. Hı -hı. Hakikaten böyle pop e, tarzı şeyler bir taraftan da dinlemeye doyamadığımız örneğin işte Nilüferle Nilüfer'in bir başka albüm tabi. var Hı -hı. yeni e, işte eski şarkılarını yeniden seslendirdiği, orada da evet seslendirin yani ben o albümü komple dinlemeye doyamıyorum hala i̇şte iyi ara yapılmış, ara açık iyi ara yapılmış, yapılmış bir tribut albümüdür o mesela çok iyi yapılmış çok dedi. iyi yapılmış yani sonra bir sürü bir sürü örneği var mesela şu anda başka isimler yapılmış mesela çok başarılı değiller Şeye çok kızıyorum zaten. Böyle eski bir ustanın e, şarkılarını yeni yorumlayacağız. Tribut yapılacak. Hepimiz işte bu şarkıları e, zorlama mı oluyor bazen? Aa şarkılar dört e, o dört tane akor altına sallayalım. Bir de ritmi yapıştıralım gitsin bitsin. Zaten şarkı seviliyor, biliniyor. Tutar matematiğinde bence eder ediyorlar. Hakikaten ediyorlar. Ya dinlediğim çok aranjede çok başarılı işler duyamadım açıkçası. Hı hı. Ama mesela dediğin albüm bence önemli bir örnektir. Ülüfer'in o 12 düet albümü. İkincisini şey yapmadım çok <laughs> dinleyemedim ama. Başarılı işler oldu. İlki ara ara alıp sürekli hı hı. böyle takıp dinlediğim bir albüm. Çok da keyif alıyorum hala dinlerken. Çünkü 12 tane başka kafa var. Neyse 12 ki. tane başka düzenleme zihniyeti var. Evet. Ve hani aslında bir portanın içerisine hepsinin çok başarılı olup denk gelmesi zor zanaattır ama... ...daha özenli yapılabilir hı hı. tahminim Şimdi Değil. Türk toplumunu da böyle analiz etmeye çalışırken... ...bazı isimler var ki... Şimdi normalde Ayko sen de aynı analizi yapmışsın belli ki... E, ...süre gelen bir e, alışkın olduğumuz görseller var. İşte yakışıklı bir adam, baby sesi baby. güzel, baby face... ...oyuncularda da bu böyle. Hı hı. Ya da işte şahane bir kadın figürü, güzel bir ses vesaire... ...böyle iki hı hı. E, karakter var ama... Toplumun asla kabul etmeyeceği e, tavrı, tarzı kendine has, tarzı hususi derler ya. Hı. O tarzı olan ve nasıl kabul gördüğünü bazen şaşkınlıkla e, baktığımız isimler de var. Zeki Müren örneği yani şortla şu kadar e, enteresanlıklar enteresan, ülkesi yani. yani herkes bağrına basıyor sanat günü. Hakikaten öyle yani. Efsane bir ses. Nerede? Biraz evvelki söylediğimiz şeye bağlı. Evet. Zeki Müren'in karakter olarak programda Çıktığı zamanki o konuşması şortu, konulamasına kadar sevdikleri için Zeki Müren'in yaptığı şey kimsenin gözüne artık batmıyor. Yani. Evet makyaj yapan tırnakları evet. ojeli o devirde bir erkek figür. Apartman topuklu. Apart şu kadar şortlar apartman mı? şortlar ha. falan böyle gerçekten e, sahneye uygun aslında şov kıyafetleri giyiyor o dönemde yani büyük cesaret o da bir devrimci hareket olabilir. Neymiş demek ki yani. E, ...yenilikçi ya da farklı olan şeyler sevilmez diye bir kaide yok imiş. Barış Manço, Aynı, o aynen. çok kopuk değildir ama yine de o kadar yüzük, hareketler, var. Olur mu böyle saç... saçlar, Moğollar, Kürtler yani. Evet. E, onların bana, e, ben Moğollarla çok onların yanında büyüdüğüm için... ...onların anlattığı hikayeler, o dönemde yaşadıkları şeyler, 68'lerde o uzun saçlarla vesaire... ...yurt dışı turneleri vesaire yaparken yolda kaldıkları için... Oradaki konsolosluğun kapısını çalıp hani bize yardım edin işte biz Barış Manço, Cem Karaca, Moğollar hep beraber turnedeyiz deyip kapıyı açıp o tipleri görüp suratlarına kapanmışlıkları falan filan Oo. var hikayeleri müthiş. <gülüyor> yani <gülüyor> kolay bir süreç değildir. Farklı olmak kolay bir süreç değildir. Çünkü standart olursanız hemen hayatın içerisine akar ve gidersiniz yolunuzu. Hemen bulma ihtimaliniz var. Bir dere Hı. gibi düşünün, akıyor nehir, akıyor. Ama siz buradan yeni bir yol açmak isterseniz o toprağı eşelemeniz lazım durmaksızın. Bu hı hı. zor zanaattır, yorar, sıkıntıya sokar. Belki vazgeçtirebilir. Tekrar geri dönmek isteyebilirsiniz vesaire ama azimle devam edebilirseniz güzel bir yol açıp gene orta bir güzel bir toprağın olduğu hı hı. noktaya ulaşabilirsiniz. Evet. Bir Mezopotamya yaratabilirsiniz Kesinlikle. kendinize. Kesinlikle. Şimdi yayın öncesi isminin anlamını sorduğumda hı hı. eski bir savaşçıdan bahsettin. Hı hı. Hani Dedik ya insanlar ismiyle yaşar. Çoğunlukla bunun örneklerini de konuşuruz hep. Onun etkisi var galiba. Yani böyle bir e, savaşçı olmak lazım. Bu piyasada bu kadar sıkıntının arasında... Mücadele etmekten yaptığım... zarar gelmez ya. Gelmez. Yani mücadelenin bir zararı yok ki. niye? İnsanlar niye doğuyorlar, niye ölüyorlar? Yani neden doğuyoruz, neden ölüyoruz? Hı hı. Yani bahşedilen zamanı çarçur harcayıp geçsin gitsin diye mi doğuyoruz? Yani öyle bir şey yok. Size bağış edilen zamanı aynı zamanda bağış edilen zekanız kadar kullanıp elinizden geldiğince faydalı ya da mücadeleci olmanız gerekiyor. Hı hı. Yaptığınız şeyin ama onunla ilgili de bir diş tırnağa bir şeye dokunması lazım. Motivasyon da çok önemli. Yani o motivasyonu diri tutabilmek de önemli. O mesleki aşk ya da ulaşmak istediğin e, şeye ulaşma. Hırstır bunun en büyük evet. Ama hırs evet. aynı zamanda tehlikeli olarak da addedilir. Bir yapıcı bir yıkıcı bence. Aynen. Yani bunu siz doğru doğru yönlendirebilirseniz bu size fayda sağlar. Ama e, yok ederek hırs sahibi olursanız bu sefer hem kendinizi hem etrafınızı yok etmeye başlarsınız. E, tabii enteresan bir coğrafya. Şimdi yine Barış Manço örneğinden gidecek olursak. E, şimdi bir böyle o güzel kadınları güzel erkekleri dinleyen bir Anadolu görüyoruz. Bir taraftan da. E, Barış Manço'ya da kucak açmış bir. Şimdi bir anısını e, anlattığında bir, bir televizyon programında dinlemiştim. İşte Anadolu'nun köylerini falan dolaşırken bir e, amcaya denk geliyor. Bir yol arıyorlar çekim için galiba. Hangi yöreydi tam hatırlamıyorum. Oradaki amcaya diyorlar ki... ...ya şuraya, şuraya gideceğiz. Nasıl yol tarif eder misiniz? Adam direksiyonu söylüyor. Yani biraz espriyle de karışık. Sabahtan akşama kadar ben bilirim, ben bilirim, ben bilirim diyorsun. <laughs> Bunu da biliyorsundur diyor. Yani oradaki... E, ...işte amcamız da Barış Manço'yu sevmiş... Biliyor. ...dinlemiş, evet. şarkılarını içselleştirmiş. Bir de espriyle cevap veriyor. Bu kadar da güzel bir şey. Ee, şimdi... Ben yine gündemden <laughs> kopamıyorum gündeme geleceğim. Ee, çok an, çok böyle sosyolojik yapımızın da bir şekilde değiştirildiği bir dönemden geçiyoruz. <laughs> ne düşünüyorsun bu anlamda? Bu ülkede evet bir arada yaşadığımız güzel zamanlar var. Her zaman sıkıntılar vardı ama son yıllarda korkunç bir e, bir ayrışma söz konusu böyle keskin sınırlarla bir de evetçiler hayırcılar işte. ...demokrasiden yana olanlar daha İslami ya da daha faşizan bir sisteme sıcak bakanlar gibi. Nasıl değerlendiriyorsun, nasıl hissediyorsun bu coğrafyadaki bu değişimi? Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz şey şudur Türkiye'de. Bu ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Çocukluğumuzdan beri hepimizin en çok duyduğu şey bu. Ee, ve mesela ne bileyim 90'larda, 80'lerde bunları duyduğumuz zaman o dönem için çok kötü bölün, bölünmek isteniyor, bölünmek isteniyor diye duyduğumuz bir şey. O zaman hep bir sonraki yıl bunun daha iyisini yaşayacağımızı düşünerek hep bir sonraki yıl bir evvelki yılı arar pozisyona geldik. Yani kadememiz hep bu şekilde gitti. 90'lar kötü dedik, 80'i arar oluyorsun. 2000'ler kötü dedik 90'ı arar oluyorsun. 2000'lerin işte 20'lerine gelmeye başladık. 2000'lerin başına arar pozisyona geliyorsun. Kademeli olarak demek ki aslında çocukluğumuzda duyduğumuz şey bir ülkeyi bölmek bir sene, iki sene içerisinde olabilecek bir şey değil sonuç itibariyle. Hı. Demek ki bilinçli bir şekilde bu artık başımıza cereyan etmeye, artık son noktasına, son evrelerine gelmeye başlamış ne oluyor? 15 yıllık yaklaşık bir sistemli bir matematik bu ülkenin üzerinde demek ki uygulanmaya çalışılıyor. Şimdi mesela son referandum işine bakacak olursanız artık yani partileri seçiyor Şimdi sadece bir evet ve bir hayırımız var. Yani bir yüzde elli, bir yüzde ellimiz söz konusu. Burada aslında mesela kararsızlar falan deniyor. Ben kararsız kimsenin olabileceğini düşünmüyorum mesela. Hakikaten niye? var. Biz de Bence niye? 94 yıllık cumhuriyeti doğmuş insanlarsınız. Ve bu Dünya üzerinde en sağlıklı parlamenter sistem, demokratik sistem. Derdiniz olduğunda anlatabileceğiniz, derdiniz varsa haklı çıkıp da bunu kurulsal olarak insanlar arasında, çeşitlilik arasında paylaşıp bir noktada doğrunun ya da yanlışı bulabileceğiniz bir alan, bir sistem. Bu sistemin farklılığını yok edip her şeyi bir nokta içerisinde toplamak mantıksız bir şey. O zaman demokratik olarak değil. Her şeyi bir kişinin bilmesi gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Böyle bir deyim ya da atasözü de yok. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bir şey. Birlikten kuvvet doğar gibi atasözlerimiz var. Yani bir, bir birdir, bir en büyüktür diye bir atasözü yok. Yok, yok. Bir kişinin her şeyi bilme ihtimali de yok. Yani şunu bence zaten siyasi insanlar bazı şeyleri insanlara anlatacaksa televizyona çıkıp topluma bir şey anlatmak istiyorsa bunu bazen bilmeyi ilmi dillerden ziyade çok daha anlaşılır dillerle anlatması gerektiğine inanıyorum. Bence eksiklik burada zaten. Bakınız anayasanın 64. maddesindeki sulh, usul ve kanun ve daim iletlerin ilerlemede, bunu insanların anlayabilmesi inan ki zor. Ama mesela kendi dilimle anlatmaya kalkacak olursam bir gün müzisyenler arasında bir müziğin patronu seçilme kararı çıktı. Çünkü müziklerin müziğin de bir kurumsal yapısı var. E, telif haklarını savunan insanlar var bunlar kurulları var kurullar arasında tartışılıyor haklılığı haksızlığı vesairesi bir gün bana diyecekler ki e, bir seçim yapılacak adaylar var işte sen aday ol ve her şeyin başına sen geç şimdi ben e, çocukluğumdan bazıları metalci ruhlu bir adam, rockçıyım metalciyim ve yıllardır da pop müziğin baskın şeyi yüzünden ezilmişim yani rock müzik ve metal müzik ezilmiş seçildim başa geçtim tüm müzik dallarını bu arada biliyorum. Bunlarla alakadar eğitimlerim var vesaire. Ama hepsini bilebilmeme gerçekten imkan yok. Çünkü bir parçamın içerisinde bir türkü ya da bir e, yerel enstrüman kullanacaksam eğer bunu benim çalmama imkan yok. Bu konuda bilgi sahibi değilim. Teorik olarak bilgi sahibiyim ama pratik olarak bilgi sahibi değilim. Ne yapacağım? İ kişinin ustasına gitmek durumundayım. Herkesin o her konuda usta olması zaten ustasına gitmek zorundayım klarnetçinin ustasına gitmek zorundayım. Ben çalarım deyip übürü übür yapamam. <laughs> Yarım yamalak bir iş olur. Ne yapacağım? Bu adamlardan fikir almam gerekiyor. Tamam. Seçildim. Ezilmişliğimden kaynaklı da dedim ki bundan sonra pop müzik yayınlanmayacak. Böyle bir şey demeye hakkım var. Çünkü müziğim artık en üst kademesindeyim ve kendim seçebiliyorum her şeyi. Bütün, yetkilerde, bütün yetkiler de sende toplanmış. Ben de. Şimdi bütün Türkiye metal dinleyecek. <laughs> Bunu kabul edebilir misiniz böyle bir şeyi? Hayır edemezsiniz. Yani, Bundan sonra bütün her şey yok. Tamam. Bununla ilgili çeşitli kurumsal yapılarım da var hatta ama. 400 kişisini benim seçtiğim. Ama 400 metalci yerleştirmişim. Kendi müzikal meclisimin içerisine. Bunun da yasama, yürütme, yargı noktasında da 12 tane savcısını da metalcilerden yerleştirmişim. Diyelim ki bu 400 millet, 600 milletvekili bir gün artık yeter be metal metal. <laughs> Kafamız şişti dediler ve bir oylama yaptılar ve bu yasama kısmına kadar geldi. Bu konu tartışılacak. Tamam dedim tartışın. Nasıl olsa 12 tane metalci adamım var. Bunun geri bu geri döner zaten orada. Hadi o 12 tanesi de dedi ki biz de sıkıldık. Pop da çalsın ya çeşitlilik olsun bu ülkede. Bu sefer baktım herkes bana kazan kaldırıyor. Bütün her şeyi fes Yeni metalcileri dolduruyorum. Metal müziğe devam ediyoruz. Yani Tablo tam da bu çok zaten herkes etsin, kendi Ayko. dilinde anlatabilirse yani bu kurumsal 64. maddenin bakın bakın falan filan <laughs> diye yani insanlar bunlardan sıkılıyorlar <laughs> İnanın ki kurumsal bir devlet dairesine gittiğiniz zaman kurumsal bir dil vardır ya bu tutanaklarda falan evet. o kursun anlamazsın yani o bir okur... cümlede anlatabilecek e, evet. pozisyonlar da var avukat'a dersin ki hacı ne yazıyor burada bunu bana anlatsana dersin yani e, bu dilden biraz kurtulup insanlara doğru şeyleri anlatmamız gerekiyor. Kararsız kısmına kesinlikle inanmak istemem çünkü cumhuriyet konusunda kimsenin kararsız kalabileceği bir durum olacağını düşünmüyorum. 94 yıllık cumhuriyete kararsızlık diye bir oy potansiyeli koymak bana mantıklı gelmiyor yani. Ama bunu reklam arası diyenler var ve bu i̇şte bunu bu... birkaç kez dile getirdiler evet. bir de yani 90 yıllık ara reklam arasında. Zaten son bütün doneler gözünüzün önünde, her şey gö herkesin gözünün önünde yaşanıyor bir insanın doğru kararı verebilmesi için zaten 15 yıl içerisinde yapılan tüm e, hamlelere şöyle aklı selim bir şekilde bakması gerekiyor. Biz ülke olarak parlamenter sistemde ya da e, meclis bünyesinde terörizme, teröre karşı herhangi bir şey, bir hukuk söz konusu olduğunda birlik beraberlik içerisinde olamayacak bir ülke miyiz? Yok öyle bir şey yok. Bu gibi bu konuda yıllardır bu ülke zaten birlik beraberlik içerisinde. Demek ki parlamenter sistemin ya da meclisin ya da demokratik sistemin Hı. terörle mücadelede bir eksikliği falan filan yok. Ama bir terör sopası kullanılıyor bu anlamda. Evet. Yani bu e, meclis ya da parlamenter sistemle çözülemeyecek bir şey. Bunu bir e, merkez noktasıyla karar aşamasına getirip böyle çözeceğiz diye bir kaydı yok. Bunu... Çözmek istiyorsak bütün meclis el ele vererek yapabileceğimiz, bütün Türk milleti olarak el ele vererek çözebileceğimiz bir matematiktir bu. Hı hı. Bunun için sistem değişikliğine gerek zaten yok. Kendini güvende hissediyor musun diye soracağım. Çünkü işte dün aa, bir piyanist tutuklandı. Ondan önceki dönemlerde işte akademisyenler yine e, Nazım Hikmet oratoryosunu da... Yöneten şef işte görevinden atıldı, uzaklaştırıldı. Akademisyenlerde böyle bir kıyım var. Ee, nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumluyorsun bunu? Ya biraz sesiniz çıkmaya başladığı zaman herhalde susturma çabası var. Ama sonuç itibariyle eğer durmaksızın zikrettiğimiz hani demokratik bir ülke burası, herkes istediğini söyleyecek gibi bir şey söz konusuysa e, yapılanları doğru olarak karşılamak mümkün değil. Evet. Bu hani bir süre için böyle e, cezaevine alınan akademisyen ya da sanatçıların sonuç itibariyle hiçbir şeyle bağlantısı olmadığını gördüğümüz zaman zaten dışarı çıkışları söz konusu oluyor. Bununla da hep karşılaşıyoruz. Ama belirli bir süre belki e, bir korku sahibi olabilsinler diye böyle bir hı hı. sistem uygulanıyor olması zaten hepimizin gözünün önünde olduğu bir matematik. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? yani şu andaki zaten o halde yaşıyoruz, o hal sistemi içerisindeyiz. E, bu ekonomimize de çok zarar veriyor ülke bazında. Evet Yatırımların gözünde de yatırımcıların gözünde de bu çok büyük sıkıntı. E, turizm açısından baktığınız zaman çok büyük darbe yiyoruz. E, ekonomi bazında baktığınız zaman bu bizi çok zorluyor. Dolar, euro alıyor, gidiyor. Yani burada saçma bir matematik var. Dolar, euro bizim paramız mı ki? dert ediyorsunuz bunu diye saçma bir karşılığı var. Hayır. Ülkenin ticari ithalat ihracat bazında baktığınız şeyler bunlar. Döviz bazında da yaşanan şeyler. Bugün sizin 2 liraya e, iyi bir fabrikanın vesaire 2 liraya aldığı şey 4 lirayla almak zorunda kaldığı zaman bu fabrika için yaklaşık iki katı masrafı demek. Bu da bizim için zaman ne oluyor bundan? Demek. Evet. Yani bu gibi bir durumda e, işçiden çıkartmak zorunda kalıyor. E Ne oluyor şimdi matematiksel olarak baktığın zaman işsizlik oranı almış başına gidiyor. Bir ülkenin mutlu olabilmesi için birinci gayede ekonominin tatlı olması lazım. Fix menüdür bu. Evet. Yani ekonominin iyi olduğu, herkesin kazancının iyi olduğu, aylık maaşıyla ailesini, evladını geçindirebildiği bir pozisyon söz konusu olduğunda ülkede hiçbir zaman kimsenin bir sıkıntısı olmaz. Evet. Eski tatlı, işte karşı komşunun hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan olduğunu değil de işte bilmem ne teyzem bana şunu yapmış getirmiş de onun dolmasını yedik de rahmetli de oldu da falan hiç. filan gibi evet. bir eski hikayelerimize Bilmiyorum. Bilmiyorum. geri döneriz gibi Bulmalısın geliyor. Bana zaten e, yani son dönemde karşılaştığımız her şey sen kimlerdensin nerelerdensin diye insanlar da sorulması. Ya da bir yerde bir yayına bir şey attığın zaman Ermeni şarkıcı denmesi ya da bilmem ne olduğunda Alevi türkücü denmesi yani... E, Bunlara gerek yok. Hep, hepsi herkes insan bünyesinde birikiyor. İyi Biz insanlar, iyi, iyi insanlar ve kötü insanlar vardır. Yani bir şey altında ikiye bölünecekse burada bölün ya. Burada bölebilirsiniz. Burada katılıyorum ben de o bölme işine. İyi insanlar ve kötü insanlar var. Ama şu, bu, o renkli sarı, benizli, kırmızı, tenizli, işte zenci, kılcı, tüycü falan gibi şeylerin bu işte artık iğdini ayrışma dediğimiz matematiğin içerisine sokuyor. Ama bu bu arada mesela bunları tabii. konuşuyoruz da bu bütün dünya genelinde böyle bir şey. Yani tamamen Ama ben bu coğrafyada sadece, ya bu coğrafyayı çok ben bununla. almam. Evet evet. Çünkü Peki, Amerika'da e... Çorbaya bağladı. İşte Avrupa'da kendi içerisinde kendini koruma amaçlı şöyle şöyle kararlar aldım yapıyor. E tabii e... Irkçılığın yükseldiği Doğu, bir dönemden geçiyoruz galiba. Aynen. Doğu bölgelerine baktığın zaman zaten hani şeyler de matematikler de ortada. Yok işte Afganistan'a gireceğim de benim binayı patlattılar da işte ben ya oradan petrolü ateşleyeceğim de falan. Bunlar hepimizin gördüğü şeyler. Hı hı. Yani siyasiler çok akıllı da biz çok mu aptalız yani yapılan bütün bu siyasi değişimleri, gidişatları falan göremiyoruz. Hemen her şeye evet çok haklılar doğru yaptılar diye. Yok bu bir tartı meselesi. Görüyoruz, tartıyoruz ve tartan insanlar arasında haklıdır diyenler oluyor ve haksızdır diyenler oluyor. Hı hı. Konserlerini sormak istiyorum ama şimdi şöyle de bir e, duyum var sürekli, şöyle bir konuşma var. E, pek çok e, işte müzisyenden de bunu duyuyoruz. E, Eleştirel gözle bakarsanız hükümete konserleriniz mi iptal ediliyor? Böyle şeyler yaşıyor musun Hayko? Yok ben öyle bir şey yaşamadım. Yani e, konserim iptal oluyor diye öyle bir şey mi olmadı? Bizim genel konsey ee, ülke içerisinde işte yaşanan bu terör olayları, bomba patlamaları vesaire. Bak o konuda da bir şey söyleyeyim. Onu da çok iyi anlatam anlatamıyorlar. O konuda da anlatamadıkları için birbirlerine insanlar sosyal medyada falan yapıyor. Bu da saçmalık. Şimdi şöyle bir şey. Ne Belediye olursa olsun, konserlerinin sadece ee, işte Cumhurbaşkanına yakın ya da işte o toplantılara giden. Ben hiç belediye olması konseri yapmadım. onunla alakadar zaten hiçbir zaman benim. Onun... Ay belediye işleri kaçırdım falan filan diye bir derdim <laughs> hiç olmadı. Çünkü ben e, yaptığım İz, izin, müzik. Derdin yoktur ama yani böyle bir. Derdi olanların var, derdi var yani onlar panik yapıyorlar. E, çünkü ekmek teknesi olarak görüyor. Ona ne yapalım hani biraz daha yanaşalım da tekneyi batırmayalım falan zihniyetine. Her şey para değil. Yani bunu zaten insanların çok net anlaması lazım. Anlatacağım şey şu. Ne olursa olsun yaptığımız meslek eğlence sektörüne hitap eden bir meslek dalı. Ve bu sebepten Kelly e, bu ülke üzerinde yaz sebebi olabilecek şehit meselelerinde insanların hani kalbine dokunan hüznüne dokunan meseleler olduğu zaman bizim sektörümüz her şeyi iptal eder. Ben buna fitim. Buna hiç karşı çıkmıyorum. Niye karşı çıkmıyorum? Çünkü ya işte şu savunulan bir matematik. Bir festival alanı yaratılmış. Burada binlerce kişi yaşıyor. iş sahibi. Bu festival alanında yaklaşık 2000 kişi çalışıyor. Yaklaşık işte 30 bin kişi, yüz bin kişi buraya gelmiş. O işini terk etmiş, bu işini yapmaya çalışmış. Bu, bu iptal olduğu zaman burada büyük bir zarar Söz konusu. Bu bir gerçek. Evet. Ama velakin ee, böyle bir vahim olay yaşandığı anda bu sektörde büyük bir zarar kaynağı meydana gelecek diye bunu durdurmayıp sahneye de çıkıp, o anlamda kesinlikle sahneye, de çıkıp, onu çıkıp, çok netleştireyim sahneye de çıkıp arkadaşlar böyle vahim bir olay yaşandı bundan dolayı çok üzgünüz falan filan dedikten sonra haydi bakayım diye Olmaz. kudurmanın bir hiçbir yoktur. etik yapısı yok. Evet. Şimdi televizyonlarda bile artık ikinci bir bant şeyi var. Normalde kendi Aa, televizyonlarda dikkat ediyorum ben o tarz günlerde. Her şey her şekilde sabah, devam o, ediyor. o sabah programlar hiç sayma zaten. Yani Onlar etik, etik dışı. Sabah programı değil etik dışı her şey var. Bütün programlar olduğu Bak, gibi müzik, devam ediyor. Müzik kanallarında şey var. eğlence programları da devam ediyor. ...hayko dikkatli bakarsan. Var var hepsi hepsi devam yani... ediyor. Çünkü o bant yayını o bir şey olmaz. O yürüsün gitsin. Kli, şey dizi de Reklamı devam. Reklamı var, bilmem neyi var. Ama mesela müzik kanallarında mesela müzik kanallarında hep ikinci bir bant vardır. Müzik kanalları böyle bir vahim olay yaşadığı zaman kendi listesini değiştirir ve diğer bandı koyar. Hani daha dingin ve daha hüzünlü olanları. Evet. Müzisyenlerin de belki yeri geldiği zaman böyle bir şey olduğunda muhakkak kendi repertuarında değişiklik yapıp o günü o günün anlamına uygun şekilde revize etmesi gerekiyor. Ancak devam edecekse bir şey niye devam ettiğini bu şekilde anlatabilir. Buna Çünkü ülkemiz artık e, terör konularıyla ma maalesef mücadele eden bir durumda, pozisyonda olduğu için mantıklı olarak biz de buna göre hal tavır pozisyonu almak durumundayız. Evet, peki. Çıkıp da hiçbir şey değiştirme. Hadi bakalım. Eğleniyoruz <laughs> ama bu arada çok üzgünüz. Ama çok fena bir şarkı çalacağım size diye bir matematikte yapamayız. Biz de buna e, kendimizi revize etmek durumundayız. Hı <laughs> hı. Süremizi tamamlamışız. Yapma <laughs> ya evet, daha bitmemiş. Ya evet daha bitmemişti. Ben de soracak çok sorum vardı ama zannediyorum buradan ha, başka bir, bir şey yayına da Bir şey daha vermişti. ekleyeyim. Onu söyleyeceğim işte İşi... son sözlerini de özellikle referanduma giderken böyle keskin bir rejim değişikliğine giderken en son izleyicilerimize neler söylersin? Söz sende Hayko öyle e, tamamlayacağız. Ben inanıyorum yani biraz evvel söyledim zaten. Çok net Cumhuriyet din evet. Cumhuriyette doğmuş Cumhuriyet'in çocukları kararsız kalacak bir pozisyonda değildir. Onun için e, bence matematik sonuç itibariyle şu andaki zaten bütün e, anketlerde de sonuçlar gösteriyor ki hayır çıkacak. Bizim oyumuz kendi mevcut sistemimizin değişmemesi gerektiği konusunda hı hı. meclisin doğru şekilde doğru matematikte daha akıllı silip bu mesela referandumdan biz hayır inşallah çıkaralım sonra meclis otursun böyle şapkasını önüne koysun desin ki demek ki daha düzgün çalışmamız lazım daha iyi birlik olmamız lazım bu bahsettiğimiz böyle afaki durmaksızın ülke üzerinde oyunlar oynanıyor matematiğini bir çözelim şu oyunlar neymiş zengin bir ülke çünkü Türkiye yani fakir bir ülke değil. Çok iyi yerlere gidebilir. Çok güçlü yerlere gidebilir. Hı hı. Onun için çapkamızı önüne koy, önümüze koyacağız. Birlikte nasıl çözeceğiz bu işi diye kararımızı bence çok böyle böyle güneş açacaktır diye düşünüyorum finalinde. Şahane. Şimdi e, sevgili yönetmenimiz Ozan. Hı hı. Sabahattin Ali'nin iki gün sonra doğum, doğum günü evet. O vasıtayla hı hı. Sabahattin Ali'yi Ali de anmak istedik Senin vasıtanla çünkü aldırma gönülü evet. Sen yeniden seslendirdin hı hı. Kendi tavrınla tarzınla e, Sabahattin Ali'yi de anarak Sana çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür Ve aldırma gönülle e, Kapatacağız hı hı. vakit ayırdın Burada olduğun için e, Teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler İki gün sonra aslında doğum günü Sabahattin Ali'nin ama hazır Hayko de Buradayken onun sesiyle, onun sözüyle, yeniden yorumuyla aldırma gönülle tamamlıyoruz bugünkü yayınımızı. Buyurun söz saygılar. no 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 Hayat zaten kısa Hayat zaten kısa Yüksel imkansıza dokun koş Koş gönlün aldırmazsa dert dediğin olur hoş Dertlerin kalkmışsa şaha Bir sitem yolla Allah'a Dertlerin kalkmışsa şaha Bir sitem yolla Allah'a